Gel Hatice, gel hemen şurası. Hay Allah'ım, sen benim oğlumu koru. Allah'ım, sen nerede? Nerede bu? Sakin ol ya, sakin ol. Hay Allah. Geç, geç. Geç. Nasılsın yavrum? Kim kıydı sana böyle? Kim kıydı? Kim kıydı evladım? Kim kıydı? Ne tamam, oldu tamam sana be böyle? Anne ya. İyiyim be anne, bir dur. Belbeleye verme ortalığı, Allah Allah. Dur be Hatice. Ne istiyor polis? İfade aldılar abi. Ne dedin? Ne diyeyim abi işte. Olan biteni anlattım. Serseriler çevirdi dedim. Ne varsa söyledim. Kumarhaneyi basmış birileri, dağıtmış. Polis herkesi tek tek topluyormuş. Uyuşturucu çıkmış mekandan. Bitti onlar, bitti. Açma şunu be Hatice. Öyle mi? Hayırlısı olsun abi. Aa, iyi günler. Ben pansuman yapacaktım ama daha sonra geleyim. Gitme. Annemle tanıştırayım. Anne, Melek Hemşire. Melek Hemşire benim annem. Sağ olsun bana Melek Hemşire çok iyi bakıyor burada. Ne zaman çıkacak bizim oğlan? Böyle hastane köşelerinde olur mu be? Allah Allah. Hemen hemen. Hemen biz oğlanı alıp götürüyoruz bugün şimdi. Aa, olur mu? Böyle bakamazsınız ama evde. Çok biliyorsun sen. Benim oğluma anacığından başka kimse daha iyi bakamaz bir kere. Oho. Aa, ne yaptın sen ya? Evde bir tas çorba yapmayan kadın kaplan kesildi, kaplan. Değil mi Erdoğan abi? Erdoğan abi, Melek Hemşire, Melek Hemşire, Erdoğan abi. Merhaba kız. Merhaba. Peki iyi günler size. İyi günler. Halini de yalnız bıraktık. Kapıdan olsun bir görüvereydik bari. Annem orada ya işte yeter. Aman be, onun kendine hayrı yok. Şadi, bakma oraya, yürü. Niye aldın onu? Yakacağım. Hiçbir şey bırakmayacağım bu dünyada o ahlaksızdan. Nedir sizin bu alıp veremediğiniz kaç zamandır ha? Ha? Anneciğim. Anneciğim. Ben şimdi sana anlatayım. Ha, anlat. Şimdi hani ben bu terzide işe girdim ya. İşte o terzi beni elledi anne. Sonra abim geldi. Abim herif hep güzel daldı. Sonra böyle arbede çıktı, onun üzerine ablam geldi. Ablam böyle meydanda bağırdı anne. Terzi Şadi'ye böyle tecavüz etmiş diye bağırdı avaz avaz. Sonra onun üstüne Zafer geldi. Zafer. Zafer ablamın söylediklerine inandı. Terzi'yi orada böyle bir güzel bıçakladı anne. Doğradı adamı orada, doğradı. Zafer var ya. Zafer bu arada benim sevgilim de anne. Sen onu da bilmiyorsun değil mi? Evlenecektik yani anne. Pastane açacaktık beraber. Çok seviyorduk hani birbirimizi biz. Çok aşıktık ya. Anneciğim. Ama babamın gidişinden başlayayım değil mi ben?
Sonrası zaten yok sende. Hatırlamıyorsun değil mi sonrasını sen? Yok yok canım. Oraları biliyorum ben. Sonra anne işte bu Zafer terk etti beni. Temiz olmadığım için terk etti anne beni. Adım çıktı ya ablam öyle bağırınca meydanda avaz avaz. Dedesi gül falan da istemedi zaten. Sonra işte anne abimin şeyleri başladı. Kumar borçları başladı sonra. Böyle şeyde kumarhanede bir tane böyle bir herif var anne. Nusret diye adı Nusret. Sonra eğer abim kumar borçlarını ödemezse anne. Uyuşturucu sattıracaktı abi. Sonra ben de gittim Nusret'e. Abimin kumar borçlarını ödedim anne. Nasıl ödedin kız? Hangi parayla ödedin? Allah Allah. Anneciğim. Ama Nusret beni çok sevdi. Beni o kadar çok sevdi ki anne. Böyle hemen siliverdi abimin kumar borçlarını ya. Nasıl iş o kızım öyle? Ne kadar iyi adammış. O öyle. Sana bir şey yapmadı değil mi? Ha? Bak, bak kimse kimseye bedavaya bir şey yapmasa bu devirde. Bak kendinize dikkat edin, koruyun kendinizi tamam mı? Anladın mı? Genç kız oldunuz artık canım. Sen nereden çıktın? Yoksun ki sen burada. Ben senin hep yanındayım. Dayanamıyorum artık. Gerçekten hayat çok merhametsiz. Ölmek istiyorum bazen. Böyle mezarlara bakıyorum uzaktan. Gidip içine yatsam sessizce huzurlu. Yapma böyle. Bak her şey düzelecek. Söz veriyorum sana. Biliyorum. Senin de şansın dönecek. Ama sıktı şimdi biraz. Fırat, çok özledim seni. Çok özledim. Çok özledim seni. Alo, Fırat canım. Aşkım ne yapıyorsun? Çok özledim seni. Sen ağlıyor musun kız? Yok yok, sınavın nasıl geçti? İyi, paçayı kurtardık. Senin deneme sınavın nasıl geçti? İyi. Tebrikler. Gene ablamla aramızı bozmayı başardın. Gelmezsen nişan törenini düzenlemeyecekmiş. Söyle ona geleceğim. Baş belası pislik. Bacakların da pek düzgünmüş maşallah. Kısacık bir elbise dikiye verelim sana güzel kumaşlarda. Birazdan biçi veririm. İki günde de bitiririz. Abla, çok sıkıştım ben. Şurası kesir mi? Oradan gitsek mi? Koşalım o zaman. O tenhadan gitmeyelim şimdi. Koşamam. Koşarsan kaza olur.
ben sana yaptığı çık demiyor mu? Her seferinde aynı şey. Bıktım artık. Yürü. Bana bir kahve yap. Körpe kızın elinden kahve de tadından içilmez. Şeker katma. Parmağını bandır yeter. Ya kızım çok özlüyorum ben seni işte ya. Zaten sen gülüyorsun diye her gün koşa koşa gidiyordum. Şimdi sen de yoksun. Oh olsun işte Zafer. Bak fena mı hem benim sayemde iş sahibi oldun. Senin o terzideki iş nasıl? Bir şey var o adamla beni rahatsız eden Şadiye. Çık o işten. Sana başka iş buluruz ha? Olmaz mı? Ortalıkta iş kaynıyor zaten. Zafer ben de bayılmıyorum senden ayrı çalışmaya ama ne yapalım? Dayanacağız artık, mecburuz. Benim yüzümden, abla. Benim yüzümden. Abla, benim yüzümden hayatı söndü çocuğum. Abla, götürmesinler onu abla. Götürmeyecekler Şadiye, götürmeyecekler. İnan bana, polis bir şey sorup hemen geri getirecek. Vallahi yavrum, ağlama canım benim. Allah göremeyeceğim onu bir daha. Şadiye, Şadiye bana bak, inanmıyor musun sen bana? Abla sözü veriyorum ben sana. Geri getirecekler diyorum Şadiye, inanmıyor musun kızım sen bana? Yaktın ulan hepimizi. Bizi de yaktın, oğlanı da yaktın. Cehenneme gidesin cehenneme. Benim kabahat. Tamam. Benim kabahatim ablam. Ben anlamadım. Korktum. Ben o işe girdiğim gün çıkacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 'Ne kadar gel, bende kal. Burada tek başına yapamazsın, zor olur. Yok Deniz, hiç gerek yok. Hallederim ben, sağ ol ya. Dur. Çok geçmiş olsun ya. Ne oldu size böyle? Önemli bir şey değil. Öyle ufak bir kaza işte. Ya önemli olmaz, olur mu? Şu halinize bakın. Canım. Senin adın ne? Gel bir yardım et. Şu Narin'in yatağını yatıralım. Gel. Rıfat, ben memnun oldum. İyi. Hemen tabii. Yavaş. Buyurun Narin Hanım. Ya. Şöyle koluma girseniz aslında. Ha, ver ver. Değil mi? Ver sen onu bana. Ya. Bunu da ver canım. Arkadaşlar. Gir koluna, gir. Hiç hadi. Gerek yok. Gerçekten ben kendim gider yatarım, çıkarım da ya. Ay Narin, yeter artık. Yani ben seni şuraya yatağa yatırmadan rahat etmeyeceğim, bir kabul et. Bak canım, sen şimdi mahallenin gencisin anlaşılan. Ne yapalım biliyor musun? Sen arada sırada Narin'i yokla. Ben şimdi büyük alışverişini yapacağım. Hani günlük böyle çarşı işleri falan olursa sen yardım edersin. Tamam mı canım? Tabii tabii, ne demek. Tamam, dur. Dikkat edin Narin Hanım, aman. Ay, yavaş. Sıkı tut, sıkı. Tabii, tabii. Gel canım, gel. Yavaş.
Acele etme. Dur, 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 dur. Neresi? Şurası odam, şurası. Dur, dur, ben açarım. Atsana kapıyı be kardeşim. Ay bunlar kim? Ay ne bileyim, ne işiniz var ya yatağında? Ne oluyor ya, bu ne gürültü? Ay, Zeynep. Sen mi geldin? Gene ne varmış burası? Biri oradan çıkıyor, biri buradan çıkıyor. Ne diyorsun sen be? Terbiyesiz. Sen ne? Kime terbiye istiyorsun be? Senin yaptığın esas terbiye istenildik halası. Kiraya vermişsin evi, o odadan da bu odadan da para alıyorsun sonra. Ya sen terbiyesiz sensin. Ay sakın bak, bir kadın ellerini çıkardı. Rica edeceğim Zeynep. Ya sakin. Ne diyorsun sen benim evimde bana? Parasını veriyorum odanın ya. Allah ya. Narinciğim, hemen topla eşyalarını, hemen topla gidelim buradan. Buradan mikrop koparsın, ben seni bu yatakta var ya... Düzgün konuşma. Asla yatırma, hemen topla eşyalarını, hadi gidelim bak. Mikrop Zeynep, kapacağız buradan. Zeynep, ya. Parasını veriyorum o odanın ya. Aşkım, aşkım. Yok da, yok da. Parasını veriyorum o kadar. Zeynep ya. Parasını veriyorum o kadar. Getir, getir. Ya Deniz, Allah aşkına. Tamam, gidin ya. Rica edeceğim, Cengiz. Ne yapayım be? Yerken. Aa. Bana diyor çirkin. Sensin çirkin. Dokunma. Ne? Hadi gidelim, hadi gidelim ya. Mikrop. Bir de kira borcundan bahsediyor. Evi işletiyor resmen. Senin odadan kira alıyor belli. Terbiyesiz hala seni yolmaya çalışıyor. Yemezler ama. Ya. Ah be Narin, sen nasıl düştün bu pisliğin içine ya? Ben de işte onu diyeceğim de bir türlü diyemedim. Çekindim yani. O Zeynep bizim mahallede hiç iyi bilinmez. Çok isabetli bir karar oldu. Narin Hanım hiç yakışmıyordu o eve. Duydun değil mi? Duyuyorsun. Bak hala söyleniyorsun evsiz kaldım diye. Aman koca İstanbul'da başka ev yok sanki. Ya ben şimdi bu ayakla nereden ev bulacağım? Nasıl ev bulacağım ya? Başımı soktuğum bir çatım vardı hiç olmazsa. Ondan da olduk. Sokakta kaldın sanki. Bize gidiyoruz işte. Kocaman ev. İstemediğin kadar da boş oda var. Benim canıma minnet senin gibi arkadaş. Yalnızlıktan kafayı kırmak üzereydim zaten. Ulan ben bu çocuğu yeterince dövmedim mi ya? Ulan illa diş kıracağız, tırnak sökeceğiz ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Abi galiba bu Deniz denen kız Narin yengeyi kendi evine getirdi abi. Buyurun Narin Hanım. Yeni eviniz. Gel. Sen burada tek mi yaşıyorsun? Yani işte ara sıra uğrayan annemle babamın hayatlarını saymazsak sayılır. Çıkarma, çıkarma, boş ver. Burada çıkarılmıyor. Baksana Zahir öyle girdi. Gel, gel. Yavaş. Al sana. Gel canım. Rafet'ciğim, sen merdivenlerden çık, yukarıda buluşuruz. Hadi canım. Da sabaha kadar burada duracaksınız. Bir içeri girdiğinizi, bir oturduğunuzu göreyim, yemin ediyorum ikiniz de öldürürüm. Anladın mı? Yaslan duvara. Genç yaslan, arkandan! Yaslan şuraya. Kara Hatice'nin kara yılanları. Bu boyunla bu yaşta olacağım lan. Sil ağzını. Hızını sil, öldürürüm seni. Sildim ağzını. Sil ağzını. Sil, sil, gebertirim seni. Bir söyle. İkiniz de kıpırdamayacaksınız. Tamam! İkinizi öldürürüm, anladın mı? Anladın mı? Geç lan sen de içeri. Geç! Ne var ki bunda? Oyun oynuyorduk. Abla, çok üşüyorum ben. Al bunu ablacığım. Sen tak şimdi bunu sırtına. Şimdi sızar gireriz içeriye. Lan. Ne
Vebaliniz. Maymuna dönmüşsünüz. Sopa mı yediniz yine? Biz oyun oynuyorduk. Yüzümüzü falan boyadık diye kızdı işte. İçeriden bir hırka getirir misin? Biz çok üşüyoruz. Tamam lan tamam. Biz de burada kutlarız yılbaşını. Bakın ninemgilden neler getirdim. Portakal var, salata var, buz var, nar var. Gel gel. Bize mi getirdin bunları? Tabii kız. Sessiz boğazından geçer mi? Hadi siz onları yiyin de ben içeriden çatalırka falan getireyim. Çocuklar, ya abi sizin misin onların, ha? Seni boğarım, seni öldürürüm, anladın mı? Bunlara sen mi sahip çıkacaksın, ha? Çıkmayacağım ben, ha? Seni öldürürüm. Deniz. Baba. Baba. Bırak ya. Ne kızım ya. Bak donacak burada ama. Donsun bırak. Bırak lütfen. Gel. Boşver boşver. Çekil. Anne. Anne. Gel gel gel. Aç bak. Anne aç. Aç. Ya Mehmet yardım etsene. Adam kaldı böyle. Oyun kız. Bak. Hadi oyna. Oyna oyna oyna. Ya. Hadi hadi hadi. Allah Allah. Hadi, hadi. Ya donacak. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bak şimdi bak. Oyna oyna. Hadi hadi hadi. Allah Allah. Hadi kızarmış kız hadi. Kalk. Kalk hadi. Hadi hadi. Allah. O şapkayı söyle ben takacağım kafama takacağım. Ay çıkacağım. Geç istersen.
birkaç hafta önce bir iş için Bursa'ya gittim. Gitmişken Necati Hoca'yı aradım. Necati abi mi? Necati abi. Ne biliyor ki? Ne anlattı sana Fırat? Ne dedi? Ne biliyorsun? Söylesene. Tamam. Kötü bir şey mi? Tamam, ha? Tamam. Dinle beni Narin, tamam. Ne olur. Çok yıllar önce bir kaza geçirmiş ailen. Cezaevine gittiğimde Necati Hoca söyledi bana. Bak. Gerçekten bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ne olmuş? Kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi olmuş? Ne olmuş? Kötü bir şey mi olmuş? Valla çok garip bir şey oldu abi. Yıllar sonra tekrar Narin'le karşılaştım. Sahi mi? Nasıl Narin? İyi, gayet iyi. Ben tutuklandıktan bir iki gün sonra Sırra kadem basmış. Ben de merak ediyorum. Anlat bakalım oğlum. Çok iyi. İstanbul'da yaşıyor. Avukat olmuş. Aferin benim kızıma. Gördün mü aslanım neler becermiş. Bir gün getiririm seni ziyarete. Gel senin çıkmana da bir şey kalmadı. Birlikte gideriz. Sürpriz olur ona da. Fırat. Ailesinin başına geleni biliyor musun? Ne oldu ki ailesi? Soba zehirlenmesi. Narin kasabadan gittikten yaklaşık bir sene sonra bir fırtına kopuyor. Bir lodos. Baca tepiyor. Uykularında Hakk'ın rahmetine kavuşuyorlar. Cesetleri de sabah Erdoğan buluyor. Bütün ailesi mi hepsine? Yok. Mehmet'le anası. Şadi ortada yok. O günden sonra ne ölüsü bulunuyor ne dirisi. Moskov Recep daha önce gitmişti biliyorsun. Yazık. Tarumar oldu garibanlar. Allah bilmiyor herhalde. Yaslan'dan ayrıldığından beri bir daha hiç uğramamış oraya. Geçmişi silmiş adeta. Nasıl da öleceğiz sobadan mı zihnim? Annemle Mehmet. Uyuyorlarmış. Annemle Mehmet. Başın sağ olsun. Ay, anne. Annemle Mehmet. Şadiye, Şadiye'ye bir şey olmuş mu? Şadiye de mi? Hayır, Şadiye'ye bir şey olmamış. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Annemle Mehmet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.